basını açıklamadı. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Bugün 23. Vicdan ve Adalet Depremimizde yine buradayız. Bugünkü konumuz Van Bayram Oteli'de hayatını kaybedenler ve yakınları için buradayız. Mahkeme, Van Ağır Ceza Mahkemesi sonuçlandı. İş yeri sahibi cezalandırıldı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğumuz Van Bayram Oteli için oradaki mahkeme sonucumuz sonuçlandı, lehimize sonuçlandı. Soruşturmanın devamını artık bundan sonra takip edeceğiz. Bugünkü gazeteci arkadaşımız Bürgün Gazetesi'nden Burak Öz, Bayram Otel hayatını kaybeden arkadaşlarımızla konuşacak. Mahkeme nasıl sonuçlandı? Onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi Nafiye Hanım'a bugünkü basına reklam oyunu iletmemiz için metni okuyacak. Basına ve kamuoyuna 23. Vicdan ve Adalet nöbetimize destek vermek üzere gelenlere öncelikle teşekkür ediyoruz. İşçi sağlığı güvenliği meclisi raporlarına göre Ekim ayında en az 108 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Neden hep aynı? İşçinin hayatını kıymetsiz görme ve denetimsizlik. 25 inşaat işçisi, emekçi, 18 taşımacılık işçisi, 18 tarım emekçisi ve 12 ticaret büro işçisi yaşamlarını yitirdi. Trafik kazaları adı verilen iş cinayetleri nedeniyle 56 işçi kardeşimiz ezilme, göçük nedeniyle 14 işçi kardeşimiz ve düşme nedeniyle 12 işçi kardeşimiz yaşamlarını yitirdi. Silikozis bir işçi kardeşimizin daha hayatına mal oldu. İstanbul'da kot kumlamada çalışırken silikozise yakalanan Sait Gündoğdu 50 yaşında Bingöl'ün Kallıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Emine Demirel okul çıkışı 10 TL karşılığında çalıştığı İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tekstil atölyesinde 16 yaşındaki Sarıçam Buruk Spor futbolcusu Fırat Sarıçam Adana'nın Karataş ilçesinde 16 yaşındaki Serdar Demir işe giderken kırklar elinde ve 17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Pınar Akbaş Ankara'nın Polatlı ilçesinde olmak üzere 4 çocuk işçi can verdi. İşte bu nedenle ısrarla iş kazası değil, cinayet demeye ve adalet mücadelelerimize devam ediyoruz. Dersim'de AKSA, FEDAŞ enerji işçilerinin görevini kırmak için görevlendirilen işçilerden 52 yaşındaki emekli işçi Mustafa Atan'ı elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. İşçiler Mustafa Atan'ın ölümünü Dersim'de yaptıkları yürüyüşle protesto ederek sonrasında AKSA FEDAŞ'ı işgal ettiler. İşçi kardeşlerinin yaşam hakkına ve güvenceliği çalışma hakkına sahip çıkanlara geride kalanlar olarak güç katanlara aileler olarak selam gönderiyoruz. Kasım ayı nöbetine geçiken adalet, adalet değildir diyerek başlıyoruz. 07 Ekim'de Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Van Bayram Otel davasında karar açıklandı. Yine 29 Ekim'de Anayasa Mahkemesi'ni Van Valisi ve AFAD yetkililerin hakkındaki kararını açıkladı. 01 Kasım'da Esenyurt davasının 9. duruşması görüldü. Mahkeme kararları açıklanan Van Bayram Otel'de yakınını kaybeden aileleri Bayram Oteli otel enkazında 9 saat kalan öğretmen kardeşimizi dinleyeceğiz.
Ceza kanunundaki hükümler dairesinde bile yargılamaların doğru düzgün yapılmamasının örneklerini yaşıyoruz. Sizler düşünün, biz adalet aramakta ısrar edenlerin takiplerine rağmen böyle olursa, bilirkişi heyetleri ya raporlarını süresinde vermiyor ya da sorulan sorulara bütün sorumluların tespit edilmesi yönünde cevap vermiyor ve kendisini tabiri caizce mahkemenin yerine koyuyor. Yargılama uzun sürdükçe mahkeme heyetleri değişiyor. Yeni gelen heyetin dosyaya vakıf olma süresi bir dert, her duruşma bizlerin yeniden aynı hüznü, kederi yaşamamız ayrı bir dert. Soruyoruz, işçi yaşarken hayatına kıymet verilmemesini adalet arayan ailelerini de yaşatmak da ne olsa ki bizlerin bu kadar takipçiliğine ihtiyaç kalmadan hukuka ve mahkemelere güvenmek istiyoruz. Vicdan sahibi adalet duygusunu yitirmemiş herkes bu vahşeti anlayarak davranmalı diyoruz. İlk cinayetlerine dur diyebilmek için vicdan ve adalet nöbetine başladık, devam ediyoruz. Ve biz en çok canı yananlar, geride kalanlar için başka canlar yanmasın diye her ayın ilk pazar günü Taksim Galatasaray Meydanı'nda 13'te bir saatlik vicdan ve adalet nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. Çaresi yok. Bütün sorumlular yargılanacak. İç kazası değil, cinayet, adalet istiyoruz.